Tam Sağ Press programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Bozkurt Yılmaz'la birlikte Fenerbahçemizin gündemini konuşacağız. Bozkurt abi hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet Ateş abi bu hafta yok. E, Ateş abi'ye de hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. Çünkü e, oğlunun e, düğünü vardı hafta sonunda ve şehir dışındaydı. Bundan dolayı programa bir hafta bir ara verdi. Mutluluklar diliyoruz. Evet. Aynı bütün aile. Bütün aileye mutluluklar e, dileyelim. Evet tabii futbolda milli maç arasındayız. Fenerbahçe'miz milli takımlardaki oyuncularından yoksun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ee, önümüzdeki pazar günü Samsun Spor'la oynayacağımız bir maç var ve e, milli takımımız da tabii e, maçlarını oynuyor Uluslar Ligi'nde. E, neler söylersin Bozkurt abi dilersen onunla başlayalım. Sonrasında tabii e, diğer e, takımlarımızın galibiyet serilerini e, değerlendireceğiz. Hafta sonunda Galatasaray'la oynanan Kadın futbol takımımızın ve kadın basketbol takımımızın maçları vardı. Voleybolda yine sezon başladı. Erkek basketbol takımımız bir yandan Euroleague bir yandan Türkiye Basketbol Süper Liginde mücadele ediyor. Ama erkek futbolla başlayalım dilersen. Başlayalım. Erkek futbolun olmadığı yani futbolun olmadığı hafta sonları çok zor geçiyor. Ama Fenerbahçeliler için geçen hafta ortasından beri o kadar çok senin saydığın gibi maç var ki ve hepsini kazandığımız maçlar... Bir kısmına gittiğimiz maçlar Fenerbahçe için keyifli bir hafta sonu geçtiğini söyleyebiliriz. Futbolda dediğim gibi Samsun Spor'la maçımız var ama bir mini notla bir girmek istiyorum. Samsun Spor Başkanı Yüksel Sayın Yıldırım. Yüksel Yıldırım. Evet. Yani ben her gün açtığımda bir hava durumu her gün veriliyor. Bir de Yüksel Yıldırım bir yere bir demeçler veriyor. Fenerbahçe maçıyla ilgili. Yenileceğiz şöyle bir şey. Yani bir kupa finaliymiş gibi. E Tabii bu Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösteriyor. Çok güzel ama acaba ortam biraz fazla mı gerildi? Diye bir endişemiz var. İnşallah o bizim endişemiz olarak kalır da e, biz kazanırız, berabere kalırız, Samsun kazanır. Ayrı meseledir ama bu kadar her gün, her gün Fenerbahçe maçına vurgu yapmanın anlamını ben çözemedim. Muhtemelen bu hafta arasında, geçtiğimiz sezonlarda da işte Deplasmana gideceğimiz maçlar ya da işte stadımızda oynayacağımız karşılaşmalar öncesinde, örneğin çok fazla gördüğümüz şekilde, herhalde taraftar grupları da. E, ...takımın antrenmanını muhtemelen takip edecekler. Baklava gider bu hafta. E, muhtemelen orada da yine bir açıklamada bulunur diye... ...ben en azından tahmin ediyorum. E, Tabii Samsun Spor maçına daha var. Pazar gün oynayacağız Samsun Spor karşılaşmasını. Oyuncularımız milli takımdan dönecekler ve... ...aslında hem bay geçtiğimiz hafta hem de üstüne milli maç arası... Evet. E, ...şöyle düşünülebilir. E, yani e, takım uzun bir süre çalışma fırsatı buldu denilebilir ama... ...milli takıma çok fazla oyuncu gönderdiğimiz için aslında... Herhalde takımımız çarşamba gününden itibaren Ancak, tam takım e, ya da işte perşembe gününden itibaren tam takım olarak antrenmanlar yapacak. Belki ufak sakatlıklar olanların düzelmesi için bir fırsat olarak görebiliriz. Yoksa e, antrenörümüz e, Jose Mourinho'nun da söylediği gibi bu milli maç araları bizim gibi büyük kulüpler için yani takım da işte bir arada ne güzel iki tane maç yapsın, iki hazırlık maçı yapsın durumunun çok daha gerisinde çünkü 7-8 oyuncuyla antrenman yapman söz konusu oluyor. Altyapı destekli. Altyapı destekli antrenman alt Ama bireysel gelişimi olarak sporcuların belki bir faydası olabilir. Dediğim gibi sakatları iyileşebilir. Onun dışında takım bir arada çalışamıyor ki. Evet. Yani çalışamıyor ki bir arada oynama alışkanlığını geliştirebilsin. bunu Eylül ayında da yaşamıştık. Şimdi de yaşıyoruz ve Kasım ayında bir kez daha yaşayacağız. Daha yaşayacağız. Kasım ayında da çünkü Uluslar Ligi'nde yine Ameli Futbol takımımız iki maç daha oynayacak. Tabii milli takımımızın Karadağ'la oynadığı bir karşılaşma var. Geçtiğimiz cuma günü Karadağ karşısında amili futbol takımımız aslında oyunda üstün gibi gözüktüğü mücadelede kalesinde pozisyon pozisyonda verdi. Yani maç 0-0 giderken biraz dikkatli olsa Karadağ geriye de düşebilirdik ama tabii maç 0-0 giderken bizim çok daha net pozisyonlarımız var. Atamadık sonrasında oyuncu değişikliklerinin ardından Kenan Yıldız'ın şutu direkten döndü. Tamamlayan isim. İrfancan Kahveci oldu. E, milli takımın tabii ki oyunu gayet yani Bu maçta Samsun'da, Samsun'da oynandı değil mi? Evet Samsun'da oynandı. Zemin de açıkçası soru işaretleri bıraktı bende. Evet soru işaretleri var. İrfan Ordu takımımız hem de kadın basketbol takımımız hafta sonunda pazar günü Galatasaray'la karşı karşıya geldiler ve iki takımımız da sağdan galibiyetle ayrıldı. Kadın futbol takımımızın maçı Terazi Levtürk Küçük Anadolu tesislerimizdeydi ve orada ciddi bir taraftar desteğiyle sahaya çıktı kadın futbol takımımız ve yani maçı değerlendirecek olursak da ilk 15-20 dakikanın haricinde kalan 70 dakikalık bölümün tamamında oyun üstünlüğü, pozisyon üstünlüğü kesinlikle Fenerbahçemizdeydi ve Fenerbahçe Petrol Ofisi sağdan 2-0 galip ayrıldı. Hakem kararlarını birazdan e, konuşacağız ama maçın geneliyle ilgili neler söylersin? Hemen şunu söyleyeyim yani oyuna hemen gireceğim ama bu Dereazı'nda yapılan maçlar e, bizim yıllar önce İstanbul'da oturmayanlar için, İstanbul'da oturanlar için de geldiğimde ilk gittiğim yer Dereazı'ydı. Orada antrenman seyredebilir miyim diye. Şu anda görüntü var arkada 3 katlı evler var. Hep orada oturmayı isterdim. Ve orada otursam herhalde okulu filan bitiremezdim. Bütün gün antrenmanı seyretmek ya da maç seyretmekten. Şimdi ekranın sol tarafında biliyorsun bu maçın oynandığı sahanın arkasında bir tane daha suni içim saha evet. var. Orayı eskiler zaten çok iyi bilirler. Orada Luna Park vardı. <Wolfs1> Doğru. Burada biliyorsun 80'li yıllar hatta 90'lı yılların başına kadar o Luna Park orada hizmet veriyordu. Orada dönme dolap vardı. Rahmetli babamla oraya giderdik biz de. Dönme dolaba binip antrenman varken dönme dolaptayken Oo, müthiş. E, sahayı görebilelim diye e, yani hakikaten eski günleri de bir yandan özlüyoruz ve derazına ben ne zaman gitsem işte maç anlatmak için ya da işte antrenmanlara e, gidiyoruz. E, orada hep aklıma geliyor. Evet derazın öyle bir yani yaşı yetenler için bir nostaljik yanı da var şu notla bitireyim. Yani o zaman da duvarlar çok alçak olduğu için üzerine oturabileceğin duvarlar. Antrenmana gidip seyredebiliyorsun. Sanırım o siyek döneminde bu duvarlar bir yükseltildi. Evet. Antrenmanlar biraz gözden uzak olsun dendi. ondan sonra işte bir süreç var sonra Fenerbahçe Samandıra'ya gitti ve o antrenman izleme kültürü Fenerbahçe açısından yok oldu. Diyelim maça geçelim. geçen yıla göre çok iyi bir izleyici değilim kadın futbolun ama hani Fenerbahçe'nin maçlarını Fenerbahçe televizyonu en azından özetlerini söyleyeyim. Oyun olarak çok daha yardımlaşan, çok daha iyi pas yapan bir takımımız olduğunu gördüm. Yani oyuncu kalitemizin bu sen daha iyi takip ediyorsun sana söyleyeyim. Yabancı oyuncularımızın getirdiği bir kalite midir? Bir arada oynama alışkanlığı mıdır? Daha güçlü bir oyun gördüğümü söylemem lazım. Geçen az oyuncumuz kaldı çünkü değil mi? Ama şöyle geçen yılki Türk oyuncu iskeletinin birçoğu korundu. Tabii evet. saha içerisindeki alışkanlıklarda daha fazla kazanıldı. Kaliteli yabancı oyuncularla birlikte de daha kolaylaşıyor tabii ister istemez her takım sporunda olduğu gibi. Ve ben de katılıyorum bu sene saha içerisinde o pas trafiğini çok daha iyi yapıyor takım takımın mesafesinin daha fazla kısaldığını Doğru. da söylememiz gerekiyor. Yani savunma hattıyla en ileri uçta oynayan işte Yağmur Uraz arasındaki o mesafenin de kısaldığını ve saha içerisinde o hem alışkanlıklar hem de yardımlaşmanın çok daha üst seviye olduğunu söylememiz gerekiyor ve yoluna emin adımlarla devam ediyor Fenerbahçe Petrol Ofisi e, i̇şte Ankara Fomget'i 2-1 yenerek başlamıştık ki bu ligin yani Kadınlar Futbol Ligi'nin en tecrübeli takımlarından biri. Deplasmanda 2-1 kazandık. Sonrasında yeni kurulmuş bir takım. Çekmeköy karşısında 13-0'lık bir galibiyet ki şunu e, şunun da altını çizelim. Yani Çekmeköy takımı son anda yani lig başlamadan bir hafta önce e, kurulmuş bir ekip. Ünye deplasmanındaki ligin yeni ekiplerinden 5-0 kazanmıştı. Trabzonspor'u yine bu sahada tek golle mağlup etti ve Bornova-İtap spor deplasmanından da 3 0lık galibiyetle döndü takımımız ve tüm maçlarını Galatasaray'da mağlup ederek tüm maçlarını böylelikle kazanmış oldu ama tabii ki de uzun bir maraton bizleri bekliyor ve Kadın Futbol Süper Ligindeki seviyenin de yani eskiden 3-4 takım sayabiliyorduk aslında ama şimdi o işte şampiyonla oynayacak ya da işte ilk 4'ü zorlayacak takım sayısının da her geçen yıl arttığını da söylememiz gerekiyor. Katılıyorum oyuncu seviyesi gelen kaliteli yabancı oyuncularla onlara uyum sağlayan Türk oyuncularla yukarıya doğru gitti. Fakat yani maç bittikten sonra hepimiz Galatasaray galibiyeti her zaman değerlidir. Derbi ne olursa olsun. Yani U10 maçı bile olsa kazanmak Tabii. isteriz. Bütün oyuncularımızı, teknik ekibimizi, yöneticilerimizi tebrik ediyoruz. Fakat maç bittiğinde herhalde bütün Fenerbahçeliler sinir içerisindeydi. İki tane hakem kararı var ki, yani evlere şenlik. Ee... İlk başlayalım dilersen. 34. Başlayalım. dakika karşılaşmanın 34. dakikası, sağ kanattan yapılan bir orta var. Busem iki Galatasaray'da evet. oyuncunun arasında topa yükseliyor ama yani pilot kameradan dahi ki yani çok net bir şekilde görebildiğimiz şu. E burnunu aldığı bir darbe var. Dizlek evet. darbesi var. Ceza çok sahası net. içerisinde. Şurada çok net belli oluyor. Zaten e, kanlar içinde yerde kaldı. Yani niye o kızcağız kanlar içinde yerde kaldı? Kendi kendine mi oldu bu? O mümkün değil. Yani hakem bunu e, görmedi, süzemedi. İşte yardımcı hakemler görmedi, süzemedi. E, niye süreceksiniz kardeşim? Yani burada işte hakemi tanımam etmem. Fenerbahçe konusunda şöyle bir şey var. Aman Fenerbahçe lehine gözükmeyelim ama şimdi böyle bir Fenerbahçe Galatasaray maçı Bak bu pozisyon Fenerbahçe 2-0 önde olduktan sonra olsaydı verirdi hakem bunu. Aman benim penaltı şeyimle beni benim vereceğim penaltıyla Fenerbahçe maçı kazanmasın. Diye. Böyle bir korku var. Ne görüyorsunuz çalacaksınız. Yani buna penaltı vermeyen hakemin yani hakemlik müessesesine de büyük bir darbe vurduğunu söyleyebiliriz. Tabii. Yani şuna şuna penaltı vermemek olmaz ki. Şimdi tabii o anda sinirlerimiz sepemize çıktı. Ondan sonra bir pozisyon daha gelecek şimdi. Onda da herhalde görüntüsü var ekrana evet, gelecek. Evet da onu da getireceğiz ekrana. Yani o onun izah, onun hiç izahı yok. Burada hadi uzaktı göremedi bilmem ne kabul etmiyorum ama diğeri. Yani bu artık Fenerbahçe düşmanlığı demeye de benim e, yetmiyor. Sadece yetmiyor. Yani bu maçlarda bu hakemlerin içerisinde de elbette iyisi var, kötüsü Futbolcu da olduğu gibi. Yani siz bu müesseseye de böyle hakemleri koruyarak, maç vererek e, zarar veriyorsunuz. Kimse bu hakem arkadaşımızın. Tolga Akbaba bir süre maç yönetmemesi lazım. Yani en azından. Diğer pozisyonla da hemen devam edelim dilersen. Bu 34. dakikada bu Semin çok net penaltının verilmediği pozisyon. Ve maç 0-0 burada. Maç 0-0. Yine ilk yarının son dakikasında ön alanda baskı yapan isim Ece Türk oldu. Galatasaraylı oyuncudan önce topa dokunuyor. Herhangi bir teması da Yok. söz konusu değil. Bazen böyle pozisyonlar oluyor. iki oyuncu birden evet. hatta ayakları evet. birbirlerine çarpıyor. Bak burada çok net. Herhangi bir temas söz konusu değil. Ardından Galatasaraylı oyuncu geç kaldığı için topa müdahale de edemiyor. Orada çok net bir şekilde engelliyor gitmesini Ece Türkoğlu'nun. Kaleciyle karşı karşıya kalacak. Çok net pozisyon. Bu, hakem de çok evet. uzakta değil pozisyonu. Yardımcı hakem de uzak değil. Bu kırmızı Yardımcı kart. hakemin önü kalabalık değil. Bu kırmızı kart. Yani bu aynı zamanda zamanlama hatası da, onu da bu ne de, de. tekme atıyor Evet. Bunun zaten karşılık kırmızı karttır. Ha bu arada bu pozisyon özelinde son adam kuralı geçerli midir? Tabii ki geçerlidir. Yani burada iki tane hakemin kırmızı kart gösterebileceği e, opsiyon var. İkisini de kullanmıyor. Ve burada tabii hakemlerin şu da var. Burada foul de vermiyor. Evet. Foul versin bir, bir, şey vermesi lazım. Tabii. Diyor ki burada bir temas yok diyor. Devam ettiriyor oyunu. Yani. Devam ettiriyor. Burada da maç 0-0. Bak evet. bu bir derbi maçı. Bu derbi maçı. Burada var yok. Ee, bu, bu kararları veremezsiniz ya. Tabii. İkinci yarıda da bu arada yine maç 0-0 iken iki tane ilginç offside kararı verildi. Hemen evet. onlarla devam edelim ki aynı dakika içinde oluyor o pozisyonlarda. Yine sağ kanattan yapılan bir orta var. Ve ceza sahası içerisinde o kalabalıkta yani bizim oyuncumuzun geride olduğu gözüküyor. Pilot evet. kameradan. Evet. Yani pilot kameradan bak kale alanına doğru koşu yapan oyuncularımız orada topa çıkan isim yine İlk yarıda o dirsek darbesini alan Busem. Evet. Bayrağı ona kaldırdı ki devamında pozisyonun top ağlara gidiyor bu arada. Ama e, bu pozisyonda da Busem için yardımcı hakemin bayrağı havaya kalktı. Zaten kale alanı içerisindeki o karambolde ben hemen düdüğü çalayım da aman, aman bir şey vardır orada. Olmaz. Ee, ee, bir şey olabilir. Aman e, başımız ağrımasın kararlarından bir tanesi burada Musa Sob gibi nefis bir Ovechata golü var. Bak yine güme gitti Fenerbahçe'nin golü. Tabi. Yine güme gitti. Maç burada da 0-0 değil mi? 0 -0. Evet yine 0-0. 55. dakika ve aynı dakika içerisinde e, bu pozisyon devam ettikten sonra tabii Endirek serbest vuruşla oyunu başlatıyor Galatasaray. Yine ceza sahasına gönderilen top. Burada da Yağmur için, e, Yağmur Uraz için yardımcı hakemin bayrağı havaya kalkıyor. Ama yine pilot kameradan yani Yağmur Uraz'ı takip edin geriden çıktı o kadar Alakası net yok. Ki. Galatasaraylı oyuncunun. İşte bazen oluyor. Sevmediğimiz bir söz ama hakemi de yeneceksin sözü var ya. Yani bu bir Çok tek Fenerbahçe. Değil. Her zaman mümkün değil. Bu ama bu öğleden sonra, pazar öğleden sonra öğlen e, diyelim. Mümkün oldu. Takımımızı tebrik ediyoruz. Buna rağmen sinirini bozmayıp oyuna konsantre olup devam ettikleri için de yani teknik ekibe de tebrik etmemiz lazım. Teknik ekip de Biliyorsun bir uyarı aldı, hatta galiba kart da gördü kart mü? Kart gördü, Gökhan Hoca kart gördü. Galatasaray Başta... teknik ekibi Çin ordusu gibi girdiler bir içeriye. Evet. E, şimdi tamam yani ihlal ettiğinde ona kart gösteriyorsan e, diğerine de göstereceksin. E, dolayısıyla bak hakemlik müessesesinin içerisinde eminim bu işi çok keyifle yapan, zevkle yapan spor aşkıyla yapan insanlar var. Ama bu hakem yönetimleri yani o ortaya atılan zehir onları da zehirliyor. Evet. Burada muhakkak. Ki hangi takım olursa olsun müdahale etmesi lazım. Yani bu işi yönetenlerin müdahale etmesi lazım. Bu kararlar olacak kararlar değil. Ve maç sonunda da çok Nefis güzel bir, bir sevinç yaşandı. Derazi tesislerimizde, Derazi Lefter Küçükhan 17 tesislerimizde galibiyeti Taraftarlarımızla birlikte kutladı kadın futbol takımımız. Ve yoluna emin adımlarla devam ediyor kadın futbol takımımız. Tabi orada da şimdi bir milli ara söz konusu hemen bu bilgiyi de paylaşalım evet. izleyicilerimizle. Ve milli ara sonrasında kadın futbol takımımız aslında Karadeniz Ereğli deplasmanına gidecekti. Fakat Karadeniz Ereğli Spor Lig'den çekildiği için o maçı da o haftayı da bay geçecek takımımız. Çünkü planlama yapıldıktan sonra bu arada eee ligden çekilme durumunda e, kaldı. Karadeniz Ereğlispor de çekilmişti. Her takım e, Karadeniz e sporla oynayacağı maçı oynamadan bay geçiyor e, artık. Kadınlar bahsedeyim. basketbolu Zonguldak çekildi. Evet oraya da geleceğiz. E, voleybolda bir takım Voleybolda e, bir takım çekildi. Orada da yine 13 takım e, mücadele ediyor. Yani ligler başlarken takımlar çekiliyor. Muhtemelen o lige katılım paralarını falan yatıramıyorlar. Evet. Yani bu nasıl bir düzen kuramıyorlar? Takım kuramıyorlar. Bu nasıl bir düzensizlik? E, futbolda baktığında Süper Lig'de, Alt Lig'de birçok takımın transfer yasağı var. Yani ülke sporumuz içerisinde onlarca problem var. Ee, onlarca problem var ve onun yanında da hani basketbolda bilhassa alt liglere bakıyorsun. Takım isimleri var Serhan. Takımın isimleri ben hayatımda ilk defa duyuyorum. Şu sadece takımla, sponsor ismi. Sadece sponsor ismi. Evet. Söylemeyeceğim burada şimdi. Sadece sponsor ismiyle takım kurulmuş. Yani şöyle söyleyelim. Fenerbahçe-Beko kurulmuş mesela. Fenerbahçe-Beko spor gibi bir bunun gibi takımlar var. Ee, çoğunun ne zaman kuruldu bu takımın kökeni neydi kimlerin isim değiştirdi falan anlamak mümkün değil ki ligimizde de Tuzla Spor isim değiştirdi Beykoz oldu evet. veya Beykoz Tuzlu oldu yani bu face-off filmi vardı ee, kimin yüzü kimin yüzünde belli değil böyle bir şey nasıl müsaade ediliyor anlamak mümkün değil Şöyle de bir durum söz konusu kadın futbol liginden hazır konu açılmışken onu da belirtelim. Sezon başında daha doğrusu Temmuz ayındayken yani Haziran ayı bitip Temmuz ayının ilk haftasındayken Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden kadın futbol liglerinin 25 Ağustos'ta başlayacağı duyurulmuştu. 25 Ağustos'a göre tabii sen de ister istemez Plan sezon işte, planlamasını yapıyorsun. Yani oyuncular işte Temmuz ayının ikinci haftası toplanıyorlar. Yaklaşık işte bir ay süren bir antrenman süreci. Ama her ne hikmetse e, Temmuz, e, Ağustos ayının ikinci haftası geldiğinde bir anda liglerin e, Eylül ayının ikinci haftası yani 8 Eylül'de başlayacağı duyuruldu. Yani oyuncular da sezon başı kampı bir anda bir evet. buçuk iki aya yaklaştı neredeyse. Ee, müthiş bir plansızlık söz konusu. Yani bu sadece ne kadın futbolda değil diğer branşları konuştuğumuzda da biraz daha zamanımız kalırsa değiniriz. Bu kadar çok takımın ligden çekilmesi... Dünyanın hiçbir görebileceğim bir hadisedir ve bizim şu anda ligimizde olan futbolda da bay geçme. Avrupa liglerinin tamamına baktım, hepsi çift takımla oynanıyor. Evet. Çift sayıda takımla. Yani e, tamam bizde bir tek deprem döneminde tabii ki çok büyük bir acı yaşadık. Ona hiç söylenecek sözümüz yok ama son 5 sezonun yanılmıyorsam üçünü biz e, bir takım bay geçerek evet. oynadık. Bu bay geçmenin hiçbir takıma, lige bir katkısı yok. Aynı zamanda spor değilsen şey. sen fiksüre bakıyorsun puan durumuna bakıyorsun. Ya kim kaçın sırada ancak anlaman için ilk yarı bitmesi lazım. Evet. Yani gerçekten yani bu plansızlık konusu sadece futbolda değil tüm branşlarda hakikaten ilginç. Yani kadın futbol takımımızı bir kez daha tebrik edelim ve onlara 10 Kasım'da Diyarbakır'da oynayacakları Ahmet Sportif deplasmanında da başarılar dileyelim. Yani yaklaşık bir aylık bir ara Araba. söz konusu evet. şu an kadın futbol takımımız için. Kadın basketbolla dilersen devam edelim. edelim. Kadın basketbol takımımızda sezona yine iyi başlayan takımlarımızdan biri. Kadın futbol takımımızın maçının ardından derazı Lefter Anlonya tesislerinde akşam saatlerinde de pazar günü bu kez kadın basketbol takımımız Fenerbahçe Opet Galatasaray'la karşı karşıya geldi. İlk çeyrekte biraz, ilk çeyreğin son bölümünde yine problem yaşadık. İlk çeyreği önde bitirdi. Galatasaray ama ikinci çeyreğin başından itibaren oyun üstünlüğünü eline geçirdi Fenerbahçe Opet ve sağdan yine galip ayrılmayı başardı 82-73'lük skorla. Haftanın ilginç sonuçlarından bir tanesi de Beşiktaş'ın Çukurova'yı deplasmanda yenmesiydi. Şimdi kadın basketbolda kurallarda her yıl onun kuralları da değişiyor. 4 yabancı ile oynayabiliyorsun, 4 yabancı ile çıkabiliyorsun. Galatasaray'ın bir tane daha devşirme oyuncusu var ama onların da gelmemiş oyuncuları var vesaire. Dolayısıyla şimdi burada bir sen Türk oyuncularından verim alacaksın. Tabii ki doğru. Türk oyuncularının katkı katkısı önemli ama mevcut sahaya sürdüğün dört oyuncudan maksimum verim alman lazım Serhan. Başka türlü yani bütün takımlar için, mevzubat için. Bizim oyuncularımızın istatistiklerine baktığımda mesela Emma 22 sayı, 8 rebound, 7 asist. Müthiş. Yani neredeyse... Triple double yapacak. Neredeyse triple double yapacak. Gabi Williams 10 sayı, 8 rebound, 7 asist. O da, o da yaklaşmış. Double. Julia Alman da 7 sayı, 6 rebound, 7 asist. Zaten şimdi benim... bak. Gelen oyuncular içerisinde yani kafamda soru işareti olanlardan bir tanesiydi. Fakat öyle bir Villeneuve maçı oynadı ki orada 10 asist yaptı. Evet. Burada da 7 asist yaptı. Takımı çok iyi oynatan bir isim. İyi de bir şutör, keskin de bir şutör. Benim savunmasıyla ilgili acaba iyi bir savunmacı mıdır bilmediğim için iyi bir savunmacı olduğunuzu en azından bu iki maçta gördük. Galatasaray'da dirençli bir oyun oynadı. Fakat Fenerbahçe daha derinlikli bir kadroya sahip olduğu için daha nitelikli yani daha üst düzey oyunculara sahip olduğu için Böyle maçlarda önemli olan hani biz şunu bekliyoruz. Fenerbahçe kadın basketbol çıktı bakın 20 sayı fark atacak. Ligde her zaman bu olmayabilir. Ligde yani ilk hafta biliyorsun Botaş'ı 81 56 mağlup ettik. Orada da son çeyreğe girilirken bir iki sayı fark vardı son çeyrekte. 30 sayı attık son çeyrekte öyle bir öyle. şey oldu. Yani çok e, orada zaman geçtikçe senin kalisen yani maçın içerisinde zaman geçtikçe kaliten ortaya çıkıyor. Ama takımın 26 asistle Maçı tamamlaması bence kilit noktaydı. Tabii sezonun bu kadar başıyken ve birçok oyuncu da WNBA'den daha yeni dönmüşken böyle bir durum söz konusu. Tabii onlar FIBA Avrupa Süper Kupası'nı da aldı takımımız. Orada da ilk bir kupa geldi. Önlerinde kazanacakları 4 kupa daha var. Diliyoruz ki o kupaları Hepsinde. da kazanacaklar. Bu yıl tabii Cumhurbaşkanlığı Kupası da oynanacak kadınlarda. Geçtiğimiz yıl oynanmamıştı. Bu sezonu 5 kupayla bitirme durumu söz konusu ve ben emin adımlarla 5 kupanın geleceğine inanıyorum. Ben de katılıyorum. Burada da bir minik parantezi Alper'e onlar için açmak isterim. Yani benim çok beğendiğim bir oyuncu zaten takıma büyük katkısı var. Şimdi Alper'e onların o süratli hücumlarda atı turnikeler var ya oradakilerin bence %80'i basketbol. Hakemler evet. bunu çalmıyorlar ve çalmadıklarını yani e, hakikaten de şey bir sporcu, sakin bir sporcu. Başkası olsa çıldırır. Üstüne düşüyorlar. Devam. Üstüne düşüyorlar ama yani onun o e, fast breaklerde attığı sayıların bence %80'i basket folle hakem değerlendirebilir. Bu maç hiç çalınmadı. Ama uzun yıllardır öyle. Yani bizim takımımız çok üst düzey bir takım olduğu için hem e, kadın basketbolda hem de erkek basketbolda. Evet, doğru. Bu, bu savunma faulleri yani bizim takım hücum ederken savunma faulleri nedense bize çok kolay çalınmıyor. Bu maçta yine en maya çalınan bir FOB o da sakin. Yani sporcu karakteri yüksek bir isim. Sinirlenmiyor kolay kolay. Başka bir sporcu burada isyan edebilir. Hakem kararları yani her branşta tabii herkes isyan ediyor ama şimdi bu maçta da bazı hakem kararları var. Olacak iş değil. Ama takımımız emin adımlarla senin dediğin gibi gidiyor. Ve görev dağılımı iyi yapılmış durumda. Yani... Ben çok sevdiğim oyuncular, şimdi yanlış anlaşılmasın, McBride çok sevdiğim bir oyuncuydu. Fakat bazı maçlarda McBride atıyordu, 32 sayı atıyordu. Şimdi öyle maçlarda skor dağılımı eşit olmayınca ilerleyen maçlarda sıkıntı yaşayabiliriz diye düşünüyordum. Burada rebound dağılımı, asist dağılımı, sayı dağılımı takımımıza şu anda çok iyi gidiyor. Daha oyunumuzun gelişmesi lazım. Henüz formda olmayan, henüz hazır olmayan oyuncularımız var. Onunla da daha sezonun başındayız. Evet, Zamanlar olacaktır. Ve şu bilgiyi de hemen paylaşalım. Basketbol Süper Liginde kadın basketbol takımımız 7 Ocak 2023'te Çukurova Basketbol Mersin deplasmanında mağlup olmuştu. O tarihten bu yana Kadınlar Basketbol Süper Liginde normal sezon ve playoff'larda çıktığı 55 maçı da kazandı. 55 maçlık bir galibiyet serisi var lig özelinde. Şimdi bazen bunu söylüyorsun. Lig özelinde normal sezon için. Olabilir diyorsun ama bu işin içerisinde playofflar, playoff finalleri de var. Ve evet. Çukurova da iyi bir takım. yani Onlara rağmen bu sıfır mağlubiyetle gelmek ben nazar değmesin de söylemiyorum. Öyle seriler çünkü bazen hakikaten nazarlayan ama takımımız hakikaten bir sonraki maç diye bakıyor. Bir sonraki maç diye bakıyor. Gidiyor. Yoksa şimdi Villeneuve oynuyorsun. Onlarda kadrolarına çok eksikler var. Onları çok açık bir farkla yeniyorsun. Evet. E geliyorsun bir derbi. Şimdi derbi sen sezon sonunda en büyük adayısın playoff finalinin. Ama Galatasaray kaybedersen bütün seyircinin üzülür vesaire. Yani orada da işleri ciddiye alıyorsun. E, o ayrımı yapmak Euroleague oynayan takımlar için çok kolay değil. Erkek basketbolda da böyle. Ama hocamız da e, bu konuda çok duyarlı. Bütün bu derbileri Fenerbahçe firesiz derbileri Bütün maçları firesiz şu saate kadar getirdik. İnşallah böyle devam ederiz. Evet çarşamba günü Zaragoza ile Metro Enerji Salonu'nda karşılaşacak. Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımımız. Cumartesi günü Tarsus deplasmanı var. Ardından Yine Euroleague'de Polkoviç'e deplasmanına konuk olacaklar ve 26 Ekim'de o gemi orman sporla karşı karşıya gelecek. Yoğun maç fikstürü devam ediyor kadın basketbol takımımız için. Tabi Euroleague'de de bir format değişikliği evet. söz konusu. Onu zaten biz hep yayınlarda, maçlarda da izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Euroleague'in daha rekabetçi bir hale alması için FIBA böyle bir yolu seçti. Bakalım sezon sonunda Bu göreceğiz. Peki sana, senin görüşünü sorayım. Fenerbahçe için avantaj mıdır dezavantaj mıdır? Yani bütün maçları kazanacağı için e, kadın basketbol takımımız ben çok büyük sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum ama şunu söylemem gerekiyor. E, yani maç sayısı da çok büyük bir değişiklik söz konusu Olacak. olmayacak. Yani şimdi e, grupta yine e, 6 maç oynayacağız. Sonraki aşamada da yine 6 maç oynayacağız. Sadece yani e, bir takımla, yani eskiden 8'er takım mücadele evet. ediyordu. Bir tane daha az e, eşleşmede 2 maç daha az oynayacak e, takımımız. Yani ben çok fazla değişen bir şeyin olacağını düşünmüyorum çünkü kadınlar Euroleague'de de belki erkekler Euroleague'de gibi, ki gibi bütün takımlar sezon içerisinde birbirleriyle karşılaşmıyor ama kadınlar Euroleague'de de birçok takımın birçok takımla karşı karşıya geldiğini biliyoruz. E zaten üst düzey takımların tamamı kadınlar Euroleague'de Final Four'da ya da playoff'larda bir şekilde buluşuyorlar. Yani şunu yıllardır duymadık ya işte biz öbür gruptaydık da öbür grup işte daha kolaydı. Tamam orada birinci yerine ikinci olabiliyorsun ama playoff'lara kalmaman gibi bir durum söz konusu değil. Diğer takımları henüz izleme fırsatım olmadı ama e, kağıt üzerinde baktığımızda Fenerbahçe'miz yine bu sezon e, en önemli adayıdır şampiyonun. Tabii bu kağıt üzerindedir. Onu oyuncular sahaya e, terleriyle, emekleriyle sunmak zorundalar. Çünkü sen... Geçen yıl nasıl Süper Kupayı aldın da bu yılki Süper Kupayı 2-0 önde başlamıyorsun. Yeniden sıfırdan başlıyorsun. Yeniden o oyun aklını sahaya sürmen lazım. Ee, takımıza güveniyoruz. İyi bir hocamız da var. Ee, oyuncu grubumuza da güveniyoruz ama daha oyunumuzun gelişmesi gerektiği çok erken o da ortada. Fenerbahçe Medikana Kadın Voleybol Takımımız ve Fenerbahçe Medikana Erkek Voleybol Takımlarımız hafta sonunda lig maçlarına çıktılar ve kayıpsız yoluna devam ediyor her iki takımımız. Tabi orada da sezonun yeni başladığını belirtmemiz evet. gerekiyor. Kadın voleybol takımımıza başlayalım. İlk hafta Türk Hava Yolları deplasmanında çok çok rahat bir galibiyete imza atmışlardı. 25-14, 25-19 ve 25-14'lük setlerle ki Türk Hava Yolları zaten herkesin bildiği gibi son dönemde kadın voleybolunda en ciddi yatırımları yapan takımlardan biriydi. Hafta sonunda da Nilüfer Belediye Eker Spor'la karşı karşıya geldi takımımız ve yine sağdan 3-0 galip ayrıldı. İlk iki set aslında Genç bir genç bir kadrodan kurulun İlüfer Belediye Eker Spor'un iyi performansı ortaya koyduğunu belirtmemiz gerekiyor. İlk setin son bölümünde öndelerdi takımımız orada geri dönüşe imza atıp 25-23 kazandı. İkinci set zaten 32-30 sona erdi ki orada da yani altı sayı geriye düştüğümüz yerler oldu hem. Setin başında yine setin son bölümüne doğru. Ama o seti de aldık ve üçüncü set zaten e, takımımız baştan sona öndeydi ve 25-18 kazandı. Türk Hava Yolları maçında e, yani başlayan altımız artı liberumuz dışında oyuncu değişikliği yapmadık. Bu defa hocamız birçok oyuncumuza şans verdi. E, Nilfer Belediye'ye tebrik etmemiz lazım. Senin dediği gibi geç bir takım ama Fenerbahçe'ye karşı çok iyi mücadele ettiler. İşte orada klasik bir laf var ya maç sonunda oynamayı bilmek diye. Basketbolda da var, futbolda da var, voleybolda da var. Tabi orada tecrübe daha ön plana çıkıyor. 32-30 bir tane set hakikaten yani son dönemlerde bu kadar uzayan vardır. Ama yakın zamanda ben hatırlamıyorum. Oradan Fenerbahçe'nin dönmesi... Yani orada 3-4 tane set sayısını da çevirdi Nilüfer Belediyesi. Nilüfer Belediyesi'ni hakikaten bir kez daha ciddiyen söylüyorum. Tebrik etmemiz lazım benim birçok oyuncusu tanımadığım oyuncular ama çok iyi mücadele ettiler. İnşallah ileride daha da başarılı olsunlar. Ama Fenerbahçe'de burada kayıpsız yola devam edeceğim sinyalini veriyor Serhan. Evet. Ee, taraftar desteğimiz de var. Taraftar desteğimizin olduğu, yani burada küçük bir salon. Belki birazdan basketbolda konuşurken de Yalova'yı da konuşuruz. Ama futbolla baktığımız yani futbolda ıssız stadyumlarda maçlar yapılıyor. Evet. Tamam kabul salon sporları daha farklı ama Spor taraftarla güzel. Yani sen başka deplasmana gittiğinde bomboş bir yerde oynamayı kimse istemiyor. Dolayısıyla gelen bütün taraftarlarımızın da ayağına sağlık, e, nefesine sağlık, eline sağlık. Evet 3-0'lık bir galibiyete imza attı Fenerbahçe Medikana Kadın Voleybol takımımız. Ve e, maç sonunda galibiyeti de taraftarlarımızı güzel bir şekilde onlar da e, yine kutladılar. Ve e, kadın... E, voleybol takımımızın önünde şimdi çarşamba günü saatler 19'u gösterdiğinde Eczacıbaşı Dynavit'le oynayacağı bir Şampiyonlar Kupası maçı var. Eski adıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası ya da Süper Kupa da denilebilir ama e, voleybolda tabii onun adı Şampiyonlar Kupası. Ee, aynı saatlerde de sen az önce söyledin. Fenerbahçe Zaragoza maçı var. Yine Fenerbahçeliler çift ekrandan maç yani. izleyecekler. O evet. gene başladı. Yine başladı. Maça gidecek olan da bir tanesini tercih edecekler. Artık ben yapamıyorum mesela gittiğim maçı seyrediyorum ama sağından sondan birileri mutlaka seyrediyorlar sana skor söylüyorlar ben öyle yapmaktan pek hoşlanmıyorum ben herhalde kadın basketbol maçına gideceğim öyle plan yapıyorum onu seyretmek istiyorum ama ekranları başında yine ekranı ikiye bölecekler ya da bir televizyon bir tablet telefon Fenerbahçe'de öyle iki maçı da takip edecek. Evet tabii kadın voleybol takımımızda zacıbaşı ile oynadığı karşılaşmadan sonra 5 tane lig maçı oynayacak. Hem hafta içi hem de hafta sonu. Ardından Kasım ayının ilk haftasında orada da Sev Şampiyonlar Ligi evet. grup maçları başlayacak. Lot, Nant ve Vasas Budapeşte ile aynı grupta yer alıyor kadın voleybol takımımız. Diliyoruz ki orada da yoluna emin adımlarla devam ederler. İnşallah yani orada Türk takımları hakikaten çok başarılı. Biz Fenerbahçe'mizden ilgileniyoruz. Fenerbahçe'mizin orada sonuna kadar gitmesiniz geçen yıl çok şanssız bir şekilde finali kaçırdık. Evet. Yani final maçlarına bir şey diyemezsin. O günkü performansına ama finali çok şanssız kaçırdık. İnşallah o şanssızlığı kırıp 6 setle kaybettik. 6 setle de galiba bir öne de e, evet. geçtik. Öyle kaybettik maç dedim. İnşallah bu sene o şanssızlığımızı kırıp e, Avrupa'da da bir kupayı bir kez daha müzemize getirme mutluluğunu yaşarız. Fenerbahçe-Medikana erkek voleybol takımımızla hemen devam edelim. Onlar da ligin ilk haftasında Bursa Büyükşehir Belediye deplasmanında 3-1 kazanmışlardı. İkinci haftada onlar da yine pazar günü Cizre Belediyesi ile karşı karşıya geldiler ki Cizre Belediyesi'nde de takımımızda forma giymiş tecrübeli oyuncular evet. oynuyor. Ve onlar karşısında da 3-0'lık bir galibiyete imza attı fenerbahçe Medikana erkek voleybol takımımız. sonlarda yollarına kayıpsız devam ediyorlar. Ama burada da bizim bir ayıbımız var. Fenerbahçe'nin erkek voleybol takımı hakikaten hepimizin bütün cami olarak en az giderek destek verdiğimiz branş. Bu takım daha fazla desteği hak ediyor cümlesini belki bugüne kadar yüzlerce defa kurduk. 101. defa da kuralım. Hakikaten o desteği hak eden bir takım. Geçen yıl final oynadık. Bizden çok daha iyi takımları geride bırakarak finale kadar çıktık. İnşallah bu yıl sonuna kadar gideriz. Ama şunu da söyleyeyim, şu maçı izlerken de gördüm, şimdi dikkatimi çekiyor. Takımların formalarının renkleri çok benzemiyor mu? Yani çok nadirdir ama bazen oyuncu karşı tarafa geçer vesaire evet. Yani orada bir karışma ihtimali olabilir. Aslında maç başlamadan önce hakemlerin dikkat etmesi gerekiyor. Bazen diye. ama şöyle bir durum söz konusu olabiliyor. Kadın basketbolda da aslında ona ya da erkek basketbolda da denk gelebiliyoruz. Salonda o ayırt ediliyor ama ekranda ayırt etmesi Bravo. biraz problem oluyor. Salon, yani Şöyle bir de salonda oyuncuları tanıyorsan zaten sıkıntı evet. olmuyor ama ekran başında izleyenler için ya da abi voleybol maçı varmış her başımızı izleyelim diyenler için bir karışıklık söz konusu minik bir detay ama keşke dikkat edilseydi. Evet erkek voleybol takımımızda ligin 3. haftasını bay geçecek. Orada 13 takım olduğu için e, tabi e, her takım bir haftayı maç yapmadan geçiyor. Hafta sonunda onların maçı yok. 27 Ekim pazar günü Ziraat Bankart e, İstanbul'a gelecek. İddialı gidecek. takımlardan e, bir ligin tanesi. İddialı takımlarından biri ki e, erkekler voleybolunda aslında müessese takımlarının sayısının çok daha fazla olduğunu söylememiz gerekiyor kadın voleybola göre. Ee Arka Spor'da gelecek yıldan esibaren evet, Bir alt ligde e, mücadele edeceğini evet. duyurdular ki yanlış bilmiyorsam aslında Alt Ekma onların altyapı takımlarıydı. Bir alt ligde mücadele ediyordu. Hatta bir ara Efeler Ligi'ne de yükselmişlerdi ama tamamen onlar yatırımı genç oyuncular üzerinden bir alt ligde yapacaklarını duyurdular. Yani bizim gençliğimizde olan basketbol, voleybol takımlarının bir kısmının esamesi yok ismi okunmuyor. Dediğim gibi müessese takımları var ki bak, yatırımları da arkası yıllardır yatırım yapan takımlardan bir tanesiydi. Yani bunlar da voleybol için aslında birer kulüpler bazında ne diyelim tehlike sinyali evet. e, orada dikkat etmesi lazım. Evet o erkek voleybol takımımız 13 Kasım'da Sev Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını oynayacak. Yaklaşık bir aylık bir süreç var. Sonlarda Almanya'nın Giessen, İtalya'nın Monza ve elemelerden gelecek bir takımla birlikteki eleme maçları halen daha oynamaya devam ediyor Sev Şampiyonlar Ligi'nde. Onlara da Avrupa Arenasında başarılar da dinleyelim. yine başarılar dileyelim. Artık yavaş yavaş da bir sona geliyoruz. Fenerbahçe Beko'yla e, devam ben edelim. Fenerbahçe Beko basketbol takımımız geride bıraktığımız hafta iki maça çıktı. Biri Anadolu Anadolu bir Anadolu Efes deplasmanıydı. Anadolu Efes deplasmanında 83-78'lik bir skorla sağdan galip ayrıldı. Takımımız sardından da Süper Lig'in ikinci haftasında Yalova Spor deplasmanına konuk oldu. Maç sonu özellikle nefesleri çok, kesti. Çok, İnanılmaz bir, bir, maç sonu yaşandı orada. 83-83 son saniyede Nikola Melli'nin attığı 3 sayılık basket. Uzatmaya gittik ve uzatmada da sağdan 97-90 galip ayrıldı Fenerbahçe Beko. Yürekleri ağza getiren iki maç. Ee, Andolu Efes maçıyla başlayalım. Yine Andolu Efes'in sold dediği yani türbünlerde bile satılmayacak denen Euroleague'de bir maç var mı Serhan? Bugün e, gişelerden bilet satışı olmayacaktır. Niye olmayacaktır? Fenerbahçe taraftarı gelmesin. Yani yürelik olduğu için mecburen bir taraftar ayırıyorlar. Evet. Onun dışındaki yerlere gelmesin. Kimse seyretmesin. Oh ne güzel ya. Yani bu yıllardır böyle devam ediyor. E, kimse de buna niye böyle yapıyorsunuz kardeşim diyemiyor. Olacak iş değil bu kadar büyük kulüplerin. Bunlara tevessül etmemesi lazım. Bu işin birinci bölümü. Pilsenlerden de oynadıklarını da hatırla. En üst kat e, oraya perdeler iniyordu. Siyah perde çekiliyordu. Evet. Maç solda dağıtı. Nasıl solda? Üst katı satmıyoruz filan. Maçın özeline gelecek, gelecek olursak da hakikaten çok çekişmeli bir maç oldu. Maça damga vuran olaylardan bir tanesi de e, Tarık Biberovic ile Elijah Bryant'ın e, diskalifiye edildikleri pozisyon oldu. Şimdi o pozisyonda da öncesinde net bir şekilde basket foul var. Evet. Basket foğlu verse hakem, hakemlerden bir tanesi de e, Damir Javor. bizim çok sevdiğimiz Damir Yavor, bu kavga çıkmayacak. Kavganın başlangıcı daha sonra ağır çekimle çok iyi gö göremiyoruz ama Tarık rakibinin ne yapıyorsun diye bir başına vuruyor. Bu bir e, şeydir. Centilmenlik dışı foul buna verilir. Ama ondan sonra Elijah Brandt Tarık'ın üstüne atlıyor. Diz, diziyle bir hamlesi var. Hamlesi var. Net disk, yani şimdi burada aman ne şiş ne ne kebap ikisi birden diskalife edilir. Benim görüşüm burada bir tanesine centilmenlik dışı foul verilip diğerine... E, veya teknik foul neyse artık onu verip diğerinin diskalifiye edilmesi lazımdı. O dakikadan sonra momentum bize dönecek zannetmiştik. Çünkü Bryant da iyi bir oyun evet, e, çıkartıyordu. Bir ama Efes'le maçta direndi ama maç sonunu iyi oynadık. O gün de yani bizim beklentilerimizin üzerinde performans gösteren bence Zagar oldu. Tabii. ya yani Zagar ee, hakikaten çok iyi oynadı. Hem yani attığı sayılar hem de yaptığı asistler. Bir de çok kolay rakip de yok yani karşısında. Yok ve çok e, yürekli oynuyor. Evet. daha önce lig başlarında da var. Üç defa blok yiyor. Dördüncü defa gidiyor ve atıyor. Yani üç defa blok yiyen oyuncu kolay kolay oralara bir daha girmez. E, dediğim gibi iyi tanımıyoruz. İzlemedik ama bu maçta ya ondan şimdi bir şeyler olacak. Yani bizim bir numara eksiğimiz var. Wilbeck'in sakatlı büyük talihsizlik. O ve ardından gelen Yalova maçında da oynadığı oyunla ya galiba biz iyi bir guard kazandık, izlenme edindik. Konuşmak için çok erken ama şu andaki görüntüsü yani şey kredi değerlendirme kuruluşları duran şey yani bizim kafamızı durağansa biz onu çoktan pozitife çevirdik. Onun notunu yani A, 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 A artı falan gideceğiz. Evet yani Artus Şakas hakikaten çok iyi bir maça imza attı. Yine Wade Baldwin, Bonzi Colson. Yani takım halinde aslında Kötü oynadı diyebileceğimiz bir oyuncu neredeyse yok. Ee, Bolbü'nün de altını çizmemiz da. lazım. Hakikaten, yani Euroleague'de bile aslında birebir oyunlar çok önemli. Yani oralarda her takım o birebir oynayan oyuncularıyla yani tepeye oynuyorsa mutlaka kadronda böyle oyuncular bulundurman lazım. Çok iyi başladı. Olympiakos maçı da öyleydi. Bu maç da öyleydi. Yani o kritik anlardaki sorumluluk alması. Bizim takımda ona ihtiyacımız var. Öyle oyunculara ihtiyacımız var. İş sadece Guduric'e kalıyordu. Bu dağılım da bence Kolsunda e, bu atışları kullanmak isteyecek oyunculardan bir tanesi. Şampiyon olduğumuz seneyi hatırla. Son topu kim kullansın? O kadar çok isim vardı ki. Evet. Yani Bobby Dixon mu kullansın? Ekbey Udav'ı bir, bordan, bordan el, Oktan Bokdaroviç mi kullansın? İşte e, o kadar alternatif olunca Datomesi vesaire rakip de şaşırıyor. Şu anda takımımızda o görev dağılımları da daha oturması lazım ama iyiye gidiyor. Evet Fenerbahçe Beko basketbol takımımızda bu hafta Eurolikteki ilk çift maç haftasını yaşayacak. Salı günü saatler 20.45'i gösterdiğinde Eurolikte yine ilk iki maçını kazanan Kızıl Yıldız evet. İstanbul'a gelecek. Paris basketbol deplasmanda yenmişlerdi ilk hafta ve ikinci haftada da Baskonya karşısında kazandı Kızıl Yıldız. Perşembe günü de saatler 20.30'u gösterdiğinde takımımız Berlin'de olacak. Alba Berlin deplasmanı ile birlikte ilk yurt dışı seyahati de gerçekleşiyor. Yani burada da ilginç tesadüfler var. Son işte Euroleague'de oynadığımız maç Olympiakos maçıydı. Euroleague'de sezon Olympiakos maçıyla açtık. Olympiakos'la Berlin'de Final Four'da karşı karşıya gelmiştik. İlk yurt dışı deplasmanında yine Berlin. Berlin zaten pek deplasman lafı Sayılmaz. gelişi. Yani orada Türk taraftarların oraya bir e, Abdi İpekçi, Kadıköy veya işte e, Ateşehir atmosferine çevireceklerinden eminiz öyle olsun ben diyoruz. Ben de takip edeceğim takımı Berlin'de. Sen de gidiyor musun? Evet ben de gideceğim maçı. Umuyoruz ki yoluna kayıpsız devam edecek. İnşallah. Fenerbahçe Beko basketbol takımımız. Hafta sonunda Darüşşafaka deplasmanı var. Gelecek haftada Panathinaikos İstanbul'a gelecek. 25 Ekim Cuma günü. Ardından da yine o yoğun maç takvim devam edecek. Yalova maçı için de şöyle ufak bir not söyleyeyim. Hakikaten Yalova Ufak bir salon, doldurmuşlar salonu, helal olsun. Sloganları küçük şehrin büyük hikayesi yazmışlar. Evet. Daha önce Edirne bunu yaptı, işte Bandırma yaptı, Eskişehir yaptı. İnşallah öyle devam ederler. Küfürsüz tezahürat yaptılar, takımları desteklediler. İnşallah böyle takımların artmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçe'de de kafa kafaya mücadele ettiler. İşte son topa geldiğinde orada, orada alınan rebound, daha sonra orada birçok oyuncu atışı kullanır. Jagar çıkardı topu Melli'ye ve maç uzatmaya gitti. Uzatmaya gidince orada tecrübeli olan takım Fenerbahçe maçı çevirmeyi bildi. Fakat bu maça da çok ciddi hakem kararlarının e, damga vurduğunu söyleyebiliriz. Yani bir hücum foal çalınıyor ki maçın bitmesine çok az bir süre var. Jagar'a çalınan hücum foal'ın hücum foal ile falan alakası yok. Tabii. Ondan sonra telafi edeyim diye e, olmayan foal'i çıkartıyorsunuz, çalıyorsunuz. O tabii basketbolda çok düdük çalınıyor. Orada hakemlerin e, Fenerbahçe Yalova falan diye bakmamaları lazım. O kendi hakemlerin deyimidir. A takımı B takımı diye bakmaları lazımdır. Öyle işleri kolay olur. Aman rakip takımı ezdirmeyelim. Aman Fenerbahçe'nin yanında gözükmeyelim falan dememeleri lazım. Ortada gördükleri bütün pozisyonları gördükleri gibi çalmaları lazım. Fenerbahçe lehine aleyhine. Andolu Efes aleyhine lehine. Orada pek sıkıntı olmuyor da. Fenerbahçe maçlarında oluyor. Öyle olursa işleri de bence daha kolay olur hakem arkadaşlarında. Evet tabi orada takımın 82-72 gerideyken dönmesi ve normal süreyi 83-83'te eşitlemesi de akıllarımıza ister istemez tabii. yine Bogdanovic'in olduğu o dönem hatırlarsın Beşiktaş'la Akatmağ'a döndüğümüz bir maç, maç vardı. Ya o inanılmaz bir Ben ara sıra açar seyrederim onu. Yani o maç sonu hakikaten müthiş. Yani birçok maç sonu vardır. Bokdanımış bir tane Girasun deplasmanıydı galiba. Evet. Bir tane Telekom falan var. Darüşşafaka Türkiye Kupası finali var. Var. Papayanes'in geçen yıl köşeden tekledi evet. attı falan. Bahçe Onların hepsi yani son sahnedir. ama o Beşiktaş maçı en iyi Fener'lerin bile ya galiba bugün maçı kaybedeceğiz dedikleri, biraz umutsuzluğa düşükleri bir andır. Hani ondan sonra Fenerbahçe'nin oyunu aynı seti defalarca oynaması, Beşiktaş'ın yaptığı hatalar ki bir şampiyonluk serisinden bahsediyorsun evet. orada. Seyircisi oynanan bir maç. Yani canın sıkıldığında açılıp seyredip keyifleneceğin maçlardan bir tanesidir. Evet Bozkurt abi tüm takımlarımızı değerlendirdik. E, hepsine başarı dileklerimizi iletelim. Hepsi e, yollarına kayıpsız devam ediyorlar. Önlerinde de yoğun bir maç fikstürü var. Eklemek istediğin başka bir konu var mı? Fenerbahçe'li kolay değil. Önümüzdeki hafta çok maçı takip edeceğiz. E, futbol takımımız başlı olmak üzere bütün takımlarımıza başarılar diliyoruz. İnşallah gelecek hafta Fenerbahçe'mizin böyle galibiyetlerini Ateş abiyle bir tablo hazırlıyoruz. Haftanın sonuçları <laughs> diye. Orayı sıfır freyle gelecek hafta pazartesi günü yayınlarız. Çok teşekkürler Bozkurt abi ve Tamsa Pres'in Ateş bakanın yokluğunda bu haftaki bölümünün sonuna geliyoruz. Haftaya Ateş abi ve Bozkurt abi bu ekranda olacaklar. Bizden ayrılmayın. Yapı Kredi tam saha press programını sundu.